İngiltere'de görme engelli bir kişi Slovenya'ya büyükelçi olarak atanırken Türkiye'de durum ne? Türkiye'de görme engelli veya başka bir engelli olan bir vatandaş yurt dışında kamu görevlisi olarak çalışabilir mi? Ülkeyi temsilen yurt dışında kamu görevlisi olarak bulunabilir mi? Bununla ilgili kurulan bir komisyon var. Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu'ndan bahsediyorum. Bu komisyon Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda görevini sürdürüyor. Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı komisyonun diğer üyeleri. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı da din görevlileriyle ilgili konularda komisyona dahil oluyor. Yine ilgili kamu kurumları da gerekli hallerde komisyon faaliyetlerine katılıyorlar. Bu komisyon 5 Haziran 2003 tarihli bir kararla kuruluyor. Hem komisyonun çalışma esas ve usulleri hem de yurt dışına görevlendirilecek personelde aranan şartlar bu karar metninde yer alıyor. İşte burası engelliler yurt dışına çıkarak kamu görevlisi olabilir mi sorusunun cevabını da bizlere veriyor. Bu kararın 7. maddesine bakalım. G fıkrasına göre yurt dışında görev yapacak bir kişinin görev yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmaması gerekiyor değerli izleyiciler. Yine aynı maddenin H fıkrasına bakalım. Yurt dışında görevlendirilmesini bir engeli bulunmamak yazılı. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Türkiye'den bir kişi yurt dışında engelli ise kamu görevlisi olamaz. Yurt dışında engelli bir öğretmen çalışamaz. Akademisyen çalışamaz. Din görevlisi çalışamaz. Dışişleri personeli çalışamaz. Engelli bir kamu çalışanı yurt dışında olamaz. Bu komisyonun kuruluş metninde böyle yazılı değerli izleyiciler ve bu 21 yıldır da böyle. Son yıllarda özellikle de engelli öğretmenlerin sayıca artmasıyla birlikte konu Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündemine gelmişti. Engelliler sınava da alınmıyorlardı. Şöyle düşünülüyordu. Zaten yurt dışına gidemeyecekler. Sınava da girmelerine gerek yok diye düşünülüyordu. Mantıken de doğruydu bakıldığında. Ancak sınava girmek isteyen engelliler buna itiraz edince hiç olmazsa sınava alındılar. Ama zaten yurt dışına gidemezler. Mevzuat engel. Görüyorsunuz. Ben size gösterdim. Bunun düzeltilmesiyle ilgili pandemiden biraz önce ben Eğitimde Görme Engeller Derneği Başkanı'yken bazı girişimlerde bulunmuştum yazılı ve sözlü. Ancak pandemi gelince COVID-19 salgını yaygınlaşınca önceliklerimiz değişti ve biz de bunu gündemde biraz ertelemiş olduk. Ben Eğitim İş Sendikası'nın Engelsiz Eğitim İş Komisyonu kurulduğunda da Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilmesini sağladığım ilk yazılardan bir tanesi bu konuyla ilgiliydi. Tabii ki bir değişim olması için çok daha fazla girişimde bulunması gerekiyor. Engelli kanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının da böyle bir sorunun olduğunun farkında olmaları lazım. Ben çoğu derneğin veya vakfın böyle bir problem olduğundan haberi olduğunu da düşünmüyorum. Muhakkak ki bilenler vardır ama bilmeyenler çoğunluktadır. Evet, kitle az, yurt dışında çalışmak isteyen engellerin sayısı fazla olmayacaktır. Ama bu da bir problemdir ve çözülmeyi gerektirmektedir. İngiltere'den bir görme engelli Slovenya'ya büyükelçi olarak atanabiliyorsa, Türkiye'den de bir diplomat yurt dışında üst düzey görevlerde bulunabilmelidir. Bunu sağlamak ve bu ayrımcı mevzuatın ortadan kaldırılmasını mümkün hale getirmek gerekir.